Zahid-ül Kevseri rahmetullahi aleyhin Fıkhu Ehlil Irak isimli bir kitabı var. Iraklıların fıkıh anlayışı şeklinde. Iraklı dediği işte Küfe'deki Ebu Hanife'ye Iraklılar bu yüzden deniyor. Onun tespitine göre söylüyorum, bu rakam daha çok başka yerlerde, Ebu Hanife'nin, dikkat ediniz arkadaşlar, 55 kere de hac yapmış Ebu Hanife. Yani 55 kere hac yapmış. Basra'dan Bağdat'a, Küfe'ye, bir sürü yerlere de ilmi ziyaretler yapmış. Talebeleriyle oturup, şu mesele hakkında ne diyorsunuz diye ilmi platform kurup, bu meselede ben şöyle düşünüyorum, ben böyle düşünüyorum filan, ayeti böyle anlıyorum diye, demin ki gözlük örneğimi iyi algılayınız mesela. Bir gözlük konusu gibi konuyu. Bu şekilde tartışıp karara bağladığı 83 bin mesele varmış. Arkadaşlar, 83 bin oturum demek bu. Bu insanın ömrü belli, 70 sene. 80'de doğdu, 150'de vefat etti. İki, kökten Arap değil, Arapçayı sonradan geliştirdi. Muhalifleri de zaten talebelik döneminde nahiv hataları yapıyordu diyorlar. Büyük şey yakalamışlar, nahiv hatası yapmış. Çünkü Arap değil, sonradan Arapçayı öğrenmiş. Bu, ticaretle meşgul 17 yaşında ilim yoluna çıkmış. Hammad'ın talebesi. Yani bir tabiinin dizinin dibinde yetişmiş bir alim. 83 bin mesele. 83 bin mesele, her birine birer dakika harcadığını kabul edin. Ve bu insanlar gece çalışamıyorlar. Karanlık çünkü. Ve Ebu Hanife, oturup da akşamları arkadaşlarıyla çay içen bir insan değil. Gece ibadeti olan bir adam. Alimden söz ediyoruz. Ve hayalden söz etmiyorum. Realiteden konuşuyoruz. Bir sahabi de değil, Arap da değil, Kabul'dan dedeleri gelmiş, Küfe'ye yerleşmişler. Orada Arapça öğrenmiş. Belki de anası hala Farisi konuşuyordu onun yanında. Yetişmiş. Zahid-ül Kevseri'nin rahmetullahi aleyh tespitine göre 83 bin ilmi mesele konuşmuş talebeleriyle. Burada küçük bir ayrıntıya gelelim, kul hakkı olmasın. 83 bin mesele konuşmuş. Kitaplarda bu kadarı var. Konuştuk da tutulan notların kaybolduğunu da düşünün. Bu bereket olarak adlandırılabilir. Allah'ın bir lütfu olarak adlandırılabilir. Ama her şeyden önce dinine ve ilme nasıl sarıldığını adlandırıyor bu. Kendisini dinine nasıl feda etmiş? İlmin hangi gözle görmüş? Bu bunun adıdır. İlme bakan gözlüğü bunun bu.